Şimdi ilk iş Kenan'dan Nurşah'ın masumiyetini kanıtlamak. Avukatlığa dönerlerse gerisini kendileri hallederler. Bence de halledebilirler. Senin daha fazla desteğin gururlarını kırabilir belki. Biz de düğün hazırlıklarına devam edeceğiz. Biz nasıl istiyorsak her şey öyle olacak. Evet, gerçek bir evlilik değil. Çünkü gerçek bir evlilik bambaşka bir şey. Yani bizim evliliğimiz kağıt üzerinde olan bir evlilik. Canım sıkın ya anne. Canımın sıkıntısına tuz biber ol. Alo. Beni abine şikayet etmişsin. Küçük mızmız kız çocuğu geri döndü herhalde. İkimiz de abimin ne kadar zeki olduğunu biliyoruz anne. Benim bir şey söylememe gerek kalmadı. Ama iyi ki aradım biliyor musun? Benim de sana söylemem gereken çok önemli bir şey vardı çünkü. Neymiş o? Kenan'dan ayrılmayacağım. Duydun değil mi anne beni? Kenan'dan ayrılmayacağım. Benim başka söyleyecek bir şeyim kalmadı. Kapatıyorum o yüzden. Sen ne konuştuğunun farkında mısın? Ayrılacaksın o adamdan yoksa neler olacağını... Hiçbir şey olmayacak anne. Biliyor musun? Senin bizi ayırmak için yaptığın her hamlede biz birbirimize daha da yaklaşıyoruz. Gene aynısı olacak. Yani sen istersen gene de dene. Keyfin bilir. Önce abisi... Şimdi de kendisi. Beni delirtmeye yemin etmişler. Müsait misin? Evet. Nurşah iyi misin? Yani her şey yolunda mı? Yani... Annem aradı az önce. Abim sanırım bize yaptıklarıyla alakalı onu bayağı bir azarlamış. Beni abine mi şikayet ettin dedi. Sonra tehditler savurdu. Falan. Klasik annem. Anladım. Peki sen ne söyledin? Yani ne söylerse söylesin hiçbir şey değiştiremeyeceğini söyledim. Öyle eğilip bükülmedim yani karşısında. Sen de rica ediyorum annemle muhatap olma. Benim hatırım için. Ya muhatap olmam olmam tabii ki. Ama sadece bunları mı söyledin yani? Başka bir şey söylemedin mi? Kenan'dan ayrılmayacağım. Duydun değil mi anne beni? Kenan'dan ayrılmayacağım. Senin bizi ayırmak için yaptığın her hamlede biz birbirimize daha da yaklaşıyoruz. Sen konuşmamızı mı duydun ki? Hayır, hayır. Yani sadece başka bir mevzu yaşandım diye merak ettim o kadar. Yok. Bence... Bu kadar yeterli zaten. Peki. Peki o zaman iyi geceler. İyi geceler. Biraz sessiz nefes alır mısın? Kalbinin sesini duyamıyorum. Öyle mi? Dinle bakalım o zaman. Ne diyormuş kalbim? Vakit yaklaşıyordu ya. Yaklaşan neymiş? Sence?
Bilmem. Önemli bir şey galiba. Evet. Doğru. Çok önemli bir şey söylüyor. Neymiş bakalım bu önemli şey? Uyku zamanının geldiğini söylüyor. Sabah dinç ve enerjik olmak için güzelce uyumalıymışsın. Bravo. Çabuk öğreniyorsun. Çünkü harika bir öğretmenim var. Şu an hiç ayrılasım yok. Ama madem uyku zamanı... İyi geceler o zaman. İyi geceler. Sonuçta bu evlilik kağıt üzerinde bir evlilik. Gerçek bir evlilik değil. Bir tanem. Günaydın erkencisin bu sabah hayırdır? Ha? Baba, sen neden burada yatıyorsun? Neden Nuş ablamın yanında uyumadın? Şey kızım... Şöyle... Civciv bu sabah erken uyanmış. Hayırdır? Neden babam yanında uyumadı? Aslında baban yanımdaydı ama gece öksürük tutunca ben rahatsız olmayayım diye çıktı. Hadi gel biz seninle birazcık sabah keyfi yapalım. Karnım çok acıktı benim. Kahvaltı edeceğim. Prensesim benim. Önce bir babaya günaydın öpücüğü ver kocaman şöyle. Karnım çok aç. Anladın mı sence? Bilmiyorum ki. Allah Allah. Huysuz uyandı herhalde bu sabah. Neyse ben şimdi ona güzel bir tost yaparım. Hiçbir şey kalmaz. Kardeşim, ders geldi. Gelinlik provanız varmış. Tamam, ben bunu bitireyim. Hemen geliyorum. Keyfin yerinde. Çok şükür. Çok şükür. Çok mutluyum. Abime kavuştum. Evlenmek üzereyim. Çok tatlı da bir yeğenim var. Daha ne olsun? Vallahi senin adını seviniyorum kardeşim. Ama... Ama... Benim kardeşim çok mutlu. Ama benim de kanadım birazcık kırıldı. Neden? Yani neden kanadın kırılmış olsun ki? Bir şey mi oldu? Çok iyi olduğum söylenmez. Ne demek istediğini anlamıyorum Musa.
Sen beni unuttun birazcık galiba. O nasıl söz? Öyle bir şey olabilir mi? Olur. Neden olmasın ki? Şimdi sen Oz abini buldun. Ben de bir anda üvey kardeş oluyordum. Ayakkabıma damda dediler. Musa. Sen belki benim öz kardeşim değilsin ama benim ömürlük kardeşimsin. Kimse seni yerinden edemez. Öyle miyim? Öyle tabii. Hem artık tek kardeşim ben değilim. Bir biraderin oldu. Birader? Yani bir erkek kardeşim var artık. Benim abimse eğer senin de abin demektir. Aa, öyle mi? Olur mu? Vallahi iyi. Bir dakika, bir dakika. Kim kimin abisi? Sanki onu ben daha büyüğüm. Senin abin yaşı kaç? Kim abi, kim kardeş? Çok önemli. İlk fırsatta sorarsın. Tamam, sorarım. Ben bunu bitireyim. Yardım edeyim. Tamam. Neden yemiyorsun bir tane? Bak en sevdiğin tosttan yaptım. Hem de her zamanki gibi. Canım hiçbir şey istemiyor. Hasta falan mı oluyorsun yoksa? Madem hasta olmuyorsun niye yemiyorsun ki o zaman? Açım demiştin. O zaman açtım, şimdi değilim. Ama benim omletime karşı koyamaz benim kızım değil mi? İstiyorsan bak gidip yapayım hemen ha. İster misin? İstemiyorum. Günaydın. 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 Prenses, hadi hazırsan çıkalım bakalım. Ha yok yok Fatih, ben bırakacağım prensesim okula. Ben Fatih abimlerle gitmek istiyorum. Tamam madem öyle tostunu beslenme çantana koyuyorum. Biz çıktık. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Allah Allah. Sabah tersinden mi yandı herhalde? Herhalde. Neyse bu okuldan dönsün bir sakinleşsin. Oturacağım karşısına. Düzgün bir şekilde anlatacağım kardeşinin olamayacağını söyleyeceğim. İnşallah anlayışla karşılar. İnşallah. Sen ne yapacaksın? Gidecek misin bugün abimlere? Gideceğim, gideceğim. Sen de gel istersen. Aman yok, ben gelmeyeyim. Zaten dün gece de gerildik annemle. Bugün karşılaşmak istemiyorum onunla. Doğru söylüyorsun. Hiç boş yere sinirim bozulmasın şimdi. Neyse o zaman ben gideyim. Hem gitmişken Hira'yı da görürüm. Görüşürüz. Görüşürüz. Zarif, çok şık bir çizim olmuş. Çok güzel olmuş. İçimden geldiği gibi tasarladım. Size çok yakışacak. Sade olmasını tercih ettim. Umarım sizi çok zorlamaz. Müsaadenizle buna bakmam lazım. Tabii.
İsterseniz ben devam edeyim. Korkarım bel ölçünüz yanlış alınmış. Yok canım. Tam mantıklı. Olmaz. Ben işimi şansı bırakmam. Bir daha almak lazım. En önemli kısım. Bel. Söylemiştim. Yanlış alınmış. Aman bakmadın bile. Şimdi yanıza aldım. Uzun uzadıya bakmama gerek yok. Anlarım ben. Bakalım omuzlarımın ölçüsü doğru alınmış mı? Şimdi de boynunuzu kontrol edin. Kusura bakmayın, telefona bakmam lazımdı. Hızlı hızlı konuşup döndüm. Rahat rahat konuşsaydınız. Acele etmenize gerek yoktu. Kenan geliyor birazdan. Şu baro meselesi yüzünden. Geleceğini bilmiyordum. İyi oldu. Ben de ona kek yapayım. Benim de çok az bir işim kaldı zaten. Toparlanıp çıkarım.
Neredesin? Dinle beni bak, ben çok uzun konuşamam şu an, tamam mı? Hazır mısın? Hiç olmadığım kadar hazırım. Görüp duruyorsun Gonca. Bir şey mi oldu? Orhun Bey'i gördüm de elinde mezurayla. Baksanıza ölçü almayı da biliyormuş. Ölçü mü? Sen nereden biliyorsun? Ben geçiyordum da odanın önünden. Kapısı aralık kalmış. Ben öyle gözüm çarptı. Gonca, sen odaları mı izliyorsun? Yok abla, ne izlemesi? Dedim ya, kapı açık kalmış. Öyle geçerken benim gözüm çarptı sadece. Kekin içine ne koyacaksın? Daha bilmiyorum. Abim gelecek, onun için yapıyorum. Ama nasıl sever bilmiyorum. Sen en iyisi kendini nasıl seviyorsan öyle yap kızım. Doğru, haklısın. Kardeşiz sonuçta. Belki de aynı seviyoruz. O zaman havuçlu kek yapacağım. Dur ben çıkarayım. Yok hayır, sen zahmet etme. Abim için her şeyi ellerimle yapmak istiyorum. Ben birazdan alırım. Kardeşim. Kardeşimiz geliyormuş ha? Kardeşim birken iki oldu. Valla keyfime diyecek yok. Kenan kardeş. Kulağa ne kadar güzel geliyormuş. Ben alışverişe gidip gelmem lazım. İnşallah gelene kadar bir yere gitmez. Görüşebiliriz değil mi? Demek buraya geliyor. Demek sadece konuşmak. Aklınızı başınıza almanız için yeterli olmuyor. Peki. Öyle olsun. Ben ne yapacağımı biliyorum. Hayrola, cümcümen nasıl var böyle pek bir keyifsiz? Bilmiyorum ki. Prenses? Hayrola, niye öyle önden yürüyorsun? Küs müyüz? Hayır. Bir şey mi canı sıkıldı? Bir şeyim yok. Var bir şey. Ve yalan söylemek çok kötü bir şey, biliyorsun değil mi? Okula girmeden bana ne olduğunu söyleyeceksin, tamam? Evet, yalan söylemek çok kötü bir şey. Bundan sonrasını ben kendim giderim. Fatih? Günaydın. Oo, ne haber abi? İyi, seni sorma, sağ olsun. Sen iyisin. Bana yalan söylemişler. Beni kandırmışlar. Şakadan evlilermiş.
bir şeyin yok değil mi? İyiyim, iyiyim, iyiyim canım. Bir şeyim yok. Merak etme. Allah sana şükürler olsun. Geçti, tamam. Geçti. İyisin değil mi? Bir şeyin yok. İyiyim, iyiyim. Merak etme. Bir şeyim yok. Hayırdır, ne oldu? Aklım çıktı. Az kalsın araba çarpıyordu. Yenge, bugün cincimenin nesi var ya böyle bir surat bir surat? Biz de farkındayız. Nesi var ki? Acaba şu kardeş meselesine mi kafayı taktı? Nefesini öğretmeni arıyor. Hayırdır inşallah. Alo? Efendim İdil Hanım? İyiyim, siz nasılsınız? Hayrola? Nasıl yani? Nefes okula gelmedi mi? Ama Fatih abisiyle Ceylan ablası nefesi okula bıraktı. Bir dakika. Siz nefesi okula bıraktınız değil mi? Bıraktık tabii ki. Bıraktık. Bırakmışlar. Yani evet evet. Belki bir arkadaşına falan takılmış olabilir mi? Tamam tamam. Siz okula bakın. Beni de haberdar ederseniz sevinirim. Biz bıraktıktan sonra okuldan mı çıktı acaba? Okuldan falan kaçmış olamaz değil mi? Ay yok artık canım, daha neler. Kafası çok karıştı. Nusrat ablanın kaybını kaldıramadı daha. Böyle her şey üst üste geldi. Tamam, şöyle yapıyoruz o zaman. Ceylancığım sen burada kal, ofise falan dönme ihtimaline karşı. Öğretmenlere okula bakacaklar, okulda mı değil mi diye zaten. Tamam. Kenan abimi aramayalım mı? Hayır hayır, Kenan'ı telaşlandırmayalım biz şimdi. Biz de seninle çıkalım Fatih. Okulun etrafına gidebileceği yerlere falan bakalım, tamam? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Geçmiş olsun Kenan. Nasıl oldu bu iş? Çarpmadı değil mi? Yok yok, çarpmadı yani. Anlamadım ben de işte, son anda kırdı direksiyon. Ama sorun yok. İyiyim. Allah korudu. Mutlaka polise bildirmemiz lazım. Az kaldı, çarpıyordu. Tamam. Şş, tamam iyiyim. İyiyim bak, sorun yok. Ben birazdan toparlanırım, siz işinize bakın. Çok şükür bir şey olmadı. Oturalım. Öncelikle şu baro donatılma meselesini çözmemiz gerekiyor. Sonuna kadar gideceğiz. Bundan emin olabilirsin. Şu Erkan, hani senden rüşvet aldığını iddia eden adam, maalesef yurt dışına çıkmış. Tabii, kaçmıştır, niye duracak ki? Peşini bırakmayacağız, merak etme. Ama tabii ona da bel bağlamayacağız. Şu İsmail, onun yanında çalışan adam. Ona ulaştık. İsmail bizimle işbirliği yapacak. Ona bir itirafname imzalattık. İncele istersen. Bu İsmail Erkan'ın sağ kolu. Yani attığı her adımdan haberi var. O yüzden bu itirafname önemli. Önemli ama maalesef yeterli değil. Yani bize daha böyle hukuki açıdan elle tutulabilen somut bir delil lazım. Anladım. Bir şekilde o delille de ulaşırız. İyi ki varsın. En kısa zamanda o cübbeleri tekrar giyeceksiniz. Dualarım hep sizinle. İnşallah. Gir. Sağ ol Gonca. Teşekkür ederim.
Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Keki senin için yaptım. Bakalım beğenecek misin? Eline sağlık. Hira, bir şey diyeyim mi? Bu kek aynı Ustad ablamın keki. Yani bu kadar benzer. Demek ki elinizin lezzeti aynı. Tekrardan elin emeğine sağlık. Afiyet olsun. Okul etrafına bakalım. Fazla uzağa gitmiş olamaz. Olur, hadi gidelim. Ben bir elimi yıkayayım, geleyim. Efendim. Bakın bugüne kadar bana yaptığınız her şeyi sustum, sessiz kaldım ve alttan aldım. Ama konu Hira'ysa ve Hira'ya bir şey yapmaya kalkarsanız işte o zaman ben suskunumu bozarım. Ve şu ana kadar karşınızda hiç görmediğiniz bir Kenan görürsünüz. Sen ayağını bu konu fazla alıştırma istersen. Efendim, burada kardeşim yaşıyor. Ve o yaşadığı müddetçe ne gerekiyorsa o yapılacak. Bir şey mi söyledi sana? Hayır hayır, kötü bir şey söylemedi. Afife Hanım'ın anlayacağı dilden biraz konuştum onunla sadece. Olan bu. Neyse Hira, saat geç olmadan ben gitmem lazım. Çünkü ofiste işlerim çok. Keşke biraz daha kalsaydın. Ben de çok isterdim ama maalesef kalamam. Peki, madem işim var. O zaman sen biraz bekle, ben Nurşah ve Nefes'e kek koyayım, götürürüz. Olur, olur. Bana yok mu? Olmaz, olur mu abicim? Getiriyorum. Yok. Burada da yok. Buraya niye dur? Telaşlanma. Fazla uzağa gitmiş olamaz. Ya başına bir şey geldiyse? Öğretmeni arıyor. Efendim hocam, bulabildiniz mi? Yok mu? Arkadaşları?
Onlar da mı bilmiyor? Ulan nereye gitti bu çocuk ya? Bir dakika, bir dakika. Bakmadığımız bir yer daha var. Neresi? Merdivenler. Hangi merdivenler? Hep arkadaşlarıyla oynadığı merdivenler var. Gidip oraya bakalım. Olur mu? Olur, hadi gidelim. Sana. Sana da mı ailen yalan söyledi yoksa? Sen de benim gibi sokakta bir başına mı kaldın? Gel bak, bir de tost var. Gel. Nefes'in uşağı kocaman, öp benim için. Tabii ki. Bu arada Nefes keki görünce çok sevinecek. Buna önceden hala keki derdi çünkü. Yani küçük halasının büyük halasından aşağı kalmadığını görünce gerçekten sevinecek. Bu arada Orhun, her şey için tekrardan çok teşekkürler. Bu itirafname çok işimize yarayacak çünkü. Kenan kardeş, gidiyor musun? Gitmeden yakaladım seni. Seni göremezsem diye aklım çıkmıştı. Ay, şimdi sen kardeşimin kardeşi olduğuna göre sen de benim kardeşimsin demek. En büyük ben. Demek ki abiyim. Aynen öyle Musa abi. Hemen gitmeden şuraya oturup biraz kardeş kardeş sohbet etsek. Ha? Vallahi çok isterdim ama gitmen lazım. Ama bir dahakine söz olsun. Peki tamam. Ama hep gel. Bekleriz. Sık sık gel ha. Eyvallah. O zaman görüşmek üzere. Görüşürüz. Su abin var ya, benim kardeşim. Çok kral adam. Hadi gel. Bahçede biraz dolaşalım. Bak gördün mü? Sana ne demiştim? Masum oldum, anlaşıldı. Girmem ve çıkmam bir oldu. Ya boş yere kendini helak ettin be yavrum. Sen öyle san Raşitçi. Böyle kolay kolay salmıyorlar adamı. Neden öyle dedin? Yani kızın ayağı pek öyle değil. Ben nasıl çıktım o zaman? Yani ben senin dediğini yaptım. Gittim Kenan'dan, akıl aldım. O şekilde çıktın. Yoksa burada böyle zindanlarda çürüyecektin. Aman salla gitsin. Allah Allah, sonuçta kurtuldun mu? Kurtuldum. Dışarıda mıyım? Dışarıdayım. Öyle olmuş, böyle olmuş. Kim takar? Salla gitsin be. Ama afetim, özgürlüğümü kurtulacağımız yerde niye senin suratın sirke satıyor acaba? Yani sirke biraz az kalır. Acı sos desek daha yerinde Raşitçim. Nasıl yani? Ay, senin çıkışın bize bayağı pahalıya patladı. Nasıl pahalıya patladı? Ya şöyle ki, ben gittim Kenan'dan aldığım akılla senin paralarını çöktüğün adamı... Bir dakika, bir dakika. Çöktün mektün. Ayıp oluyor ama sultanım ya. Bal gibi de gittin çöktün adamın parasını. Ay neyse neyse. Ben gittim adamı buldum. Borcumuzu ödemeye bir şekilde alttan girdim, üstten çıktım, adamı ikna ettim. Nasıl ödedin ki? Sende para var mıydı? Yok tabii ki. O zaman nasıl ödedin sen onu? Ay ödemedim ki Raşit'cim. Yani borcumuza karşılık
senet imzalamaya ikna ettim. Senet imzaladım yani. Ay onu da kabul etmiyordu da. İşte ben bir şekilde böyle konuşa adamı bir şekilde ikna ettim. Senet mi? Ne kadarlık bir senet bu? Çok. Çok böyle eşek yüküyle. Eşek yüküyle. Raşit'cim. Eşek yüküyle. Raşit ne oluyor? Kocacığım korkutma beni Raşit. Ay adama inme iniyor. Komşular yetişin komşular. Ay koca Raşit'cim. Nefes. Yok. Burada da yok. Bu böyle olmayacak. Benimki yanı anlatmam lazım. Ben de tam seni arayacaktım. Nefes okula gitmemiş. Fatih'le her yeri aradık taradık hiçbir yerde de yok. Ya başına bir şey geldiyse bu çocuğun? Dur sakin ol. Nasıl sakin olayım Kenan? Ya başına bir şey geldiyse diyorum. Buldum ben onu. Duydun mu Nurşah? Buldum diyorum. Ne? Buldun mu? Nerede buldun? Ya bir derin nefes al. Ömrümden ömür gitti ya. Neredeymiş? Bizim mahalleden Yunus abi aradı. Yani nefesi tek başına parkta bulmuş. Yanımda bekliyor. İyiymiş, bir şey yok dedi. Ben gidiyorum almaya şimdi. Tamam. Şükürler olsun. Neredeymiş? Parktaymış. Kenan almaya gidiyor şimdi. Allah Allah. Biz niye görmedik parkta onu? Kenan, sen parka git. Ben de oraya geliyorum. Orada buluşuruz, tamam mı? Ben de geleyim yenge. Yok, gerek yok. Zaten seni de bütün gün işinden alıkoydum. Sen ofise dön istersen, biz Kenan'ı hallederiz. Acele et. Bu sefer hiç şansın yok. Canını almaya geliyorum Hira. Abime bir şey olacak diye çok korktum. Elim ayağım kesildi. Geçti artık. Abini. Kimseye de bir şey olmayacak. İnşallah. Bir yanım... Vuslat ablamla tanışma fırsatım olmadığı için çok üzgün. Bir yanımda abime kavuştuğum için kıpır kıpır. Ona bir şey olacak diye ödüm kopuyor. Kötü ihtimalleri aklından çıkarmıştık. Yaşadıklarının tadına var. Şimdi kaybettiklerimizi güzelliklerle anıp... elimizdekinin kıymetini bilme zamanı. Terzi bütün ölçüleri aldı mı? Aldı tabii. Yani eksiksiz diyorsun. Elbette. Benim içime bir kurt düştü. Nerede şu mezura? Ölçüleri ben tekrar alayım. Dur, kaçamazsın. Şöyle karşılıklı birer kahve içmeden olmaz. İyi fikir. Kahveyi son zamanlarda arttırdığını
Fark etmedim sanma. Kafeinsiz içtiğin için bir şey demiyorum yoksa. Bu kadar özen şu içerideki davetsiz misafir için. Biliyorum. Benim derdim kahve içmek değil. Kahve olmaz, başka bir şey olur. Yeter ki bu ellerden olsun. Gördün mü? Aa, bak şurada. Bir tane. Yunus amca sağ olasın ya, göz kulak. Rica ederim, lafım oldu. Teşekkür ederiz. Ama yüzü epey sirke sattı. Sordum soruşturdum epey ama derdi her neyse size bayağı bir bozuk ama. Epey bir zorluk çıkaracak. Allah kolaylık versin. Hadi bana müsaade. Hanım evde bekler. Eyvallah, yengeme selamlar. Kolay gelsin. Sağ olasın. Bir tanem. Prensesim niye kaçtın okuldan bakayım? Ne oldu anlat babaya. Ha babacığım. Bizi çok korkuttun ama nefesciğim. Bir tanem konuşmayacak mısın? Ha? Neden böyle davranıyorsun prensesim? Biz sana ne yaptık ki? Bak Yunus amcam bize kızdığını söyledi. Doğru mu? Doğru. Çünkü siz kandırdınız beni. Akşam duydum ben. Siz yalandan evlenmişsiniz. Biliyor musun? Aslında abini bulmana en çok ben sevindim. Efendim? Ne o? Şaşırdın mı? Ayfa Hanım böyle şeyler söylemez diyorsun. Bana öyle şaşkın bakma. Gayet ciddiyim. Abine kavuşmana sevindim. Neden mi? Çünkü şimdiye kadar gidebileceğin bir yerin, yamanabileceğin bir kapın yoktu. Ama artık var. Çok sevdiğin abinin evi. İcabı halinde pılını pırtını toplayıp onun yanına sığınabilirsin, değil mi? Harika bir sığınak. Tam bir tavşan deliği. Neden böyle konuşuyorsunuz? Nedeni belli değil mi? Git buradan diyorum. Artık varlığınla benim evimi fazla kirletme. Layık olduğun delikte yaşa. Sen ne bu evi ne de Demirhanlı soyadını hak ediyorsun. Duydun mu beni? Bu düğün yapılmayacak. Gitmezsen olacaklardan sen sorumlusun. Çünkü artık kollaman gereken, hiç kaybetmek istemeyeceğim bir abin var. Tek başına değilsin. Siz ne demek istiyorsunuz? Bugün abine az kalsın bir araba çarpıyormuş. Ama son saniyede kurtulmuş. Bakarsın gün gelir, o son saniye fırsatı olamayabilir.